Dostlar merhabalar. Mercan Kimya halka tarihi belli oldu sizlere. Mercan Kimya ne zaman halka arz olacak konsesiyum lideri kimler? Şirket hakkında da genel olarak sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Geçtiğimiz günlerde SPK bülteninde halka arz onaylanan şirket Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz tarihi belli oldu. Tüm detayları haberimizde göreceksiniz. Mercan Kimya halka arz tarihi Şimdi şöyle bakalım 22, 22, 20 ve 21 Mayıs tarihler arasında 2-3 günü süreyle satışa sunulacak bu vatandaşlar. Toplamda 20 milyonluk bir lotu var. Artı olarak herhangi bir şekilde artırmayacaklar. Yani fazla talep gelmesi durumunda işte herhangi bir lot piyasaya sunmayacaklar. Toplamda 20 milyonluk bizlere lot sunacaklar. Halkars A1 Kapital tarafından borsada satış yapılacak. Değişken fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle Borsa İstanbul birinci Piyasada gerçekleştirilecek. Değişken fiyatla yapılacak talep toplama süresi 2 iş günü olacak. Şimdi A1 Kapital sadece A1 Kapital'den mi alacağız diye soracak vatandaşlar. Olursa da hayır arkadaşlar. Bütün aracı kurumlardan alacağız. Sadece A1 Kapital e, bunun konsorsiyum lideri. Halka arz edilecek payların büyüklüğü ne kadar olacak? Şirket tarafından açıklanan izanamelinin detaylarına göre çıkarmış sermayesini 45 milyondan 65 milyona çıkaracak. toplamda da baktığımız zaman da 20 milyonluk bir lotu da bizlere verecek. Peki halka sonrası çıkarımı sermayesi ne olacak? yüzde otuz'luk bir, bir e, halka açıklığı olacak. Talep gelmesi durumunda herhangi bir ek satış olmayacak. Mercan Kimya Mercan'e kodu ile borsaya girecek. E, bu elinde olan patron kısımları da e, Gültekin Oka'yla işte Berkin Sargan, Sinan e, Sargar bunlar elinde bulunan malı bir yıl boyunca satmayacaklar. Bu kısım gayet başarılı arkadaşlar. Halka arz yöntemi nasıl olacak? Aracı kurum kim olacak dedik. Bunlar eşit dağılım olacak arkadaşlar. İzahnameye göre arzın eşit dağılım şeklinde olması planlanmakta demiş arkadaşlar. Kurumsal yatırımcı herhangi bir şekilde bir şey söylememişti. demek ki bu eşit dağılım yönteminde e, olacaktır. Daha önceki haberde baktığımız zaman işte orada e, şey söylemişti. İşte e, bireysel yatırımcıya işte eşit dağılım olacak dedi ama kurumsal söylememişti. Burada şu an bu şekilde paylaşım olmuş. Kurumsal için herhangi bir şekilde tekrardan bir paylaşım olmamış. Taza izahnamenin detaylarına göre halka satışa açtık satış aracılık edecek kurum A1 kapital yatırım menkulleri değerler AŞ olacak. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi kısmında şikayet ile payların halka arzını gerçekleştirecek yetkili kuruluş olan A1 kapital arasında 0103 2021 tarihli halk aracılık satış sözleşmesi imzalanmış. Şimdi bu kısım neden önemli? Bu aracı kurumlar arkadaşlar buradan para alıyor. Yani ben senin şirketinin bütün her şeyini işte hesaplamasını yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye paylaşımda da bulunuyor. Şirkete şey söylüyor. Bunlar işte herkes alıyor. Bütün aracı kurumlardan alıyor. En son A1 Kapital'da toplanıyor. Hesabını, kitabını yapıyor. Sonrasında diyor ki kardeşim şu kadarlık lot sattık. işte şu fiyattan verdik diye hesabını yapıyor. Yani bu konsorsiyum liderinin yapmış olduğu veya aracı kurumun yapmış olduğu iş bu. Şirket halka arz gelirleriyle ne yapacak? Halka arz sonrası elde edilecek kaynağın kullanım yerlerine ilişkin taza bir herhangi bir e, bilgilendirme yapılmamış olup ilerleyen dönemlerde açıklama e, açıklaması planlanmakta demiş. Bunu bundan sonraki videoda paylaştık arkadaşlar. Diğer videoda paylaştım. E, şirketin ne yapacağını Mercan Kimya hakkında 1990, e, 1977 yılında faaliyetine başlamış olan Mercan Kimya iç ve dış pazarlığı da yönelik parafin, parafin e, emisyon, parafin yağlar ve avazen üretmekte yurt içi, yurt, e, yurt, dışında kalitesi ve fiyatıyla e, güvenilir, müşteri odaklı e, çerçeve ve insana duyarlı değerleriyle kazan kazan prensibiyle uzun süreli müşteri sadakatini sağlayan, büyüyen, gelişme operasyonel e, karlılıktan ödün vermeyen sektöre lider olarak hizmet vermeye sürdürmektedir diye paylaşmışlar. Bu arkadaşlar bunun üzerine e, tekrardan bir video çektim. Mercan Kimya. Sadece e, Halk tarihi için ayrıca bunu çektim. Halk tarihini tekrardan şurada göstereyim. 20 ve 21 Mayıs 2-3 gün içerisinde olacak. E, patronları bir yıl süreyle ellerinde bulunan malı satmayacaklar. E, diğer videoda ise Mercan'ın tekrar diğer videosu da e, işte parayı nerede kullanacaklar. Şurada malumunuz işte parayı e, parayı nerede kullanacaklarını belirtmemişlerdi şu kısımda. E, ne kadar işte gelen parayı nerede kullanacaklar onlar söylememişlerdi. Diğer videoda onu çektim arkadaşlar. İşte nerede kullanacaklarını, işte büyüme demi kullanacaklar, borcum var, harcım var. Bütün hepsini sizlerle paylaştım. E, o diğer videoyu da izlerseniz sizler için yararlı olacaktır. E, beğeni yapan elleriniz dert görmesin diliyorum. Allah'a emanet olun. Bu arkadaşlar.